Ya emin miyiz lan 7 tane göl olduğundan burada? Hayır lütfen. Aa, ben çıktıkça çıkıyorum. Bura bitmiyor. Şu anda burada tek başımayım. Nasıl döneceğim asla bilmiyorum. Çok güzel. Şuraya bak. Konuşamıyorum artık. Ağlamadan konuşamayacağım çünkü. Ama düşünüyorum da iyi ki buradayım ya. İyi ki 40 bin 50 bin bir maaşa bir yerde kendimi paralamıyorum. O yüzden de diyorum ki herkes bunu hak ediyor. Günaydınlar. Tek Kadın Tek Motor 81 İl Türkiye Seyahati'nin 12. şehri olan Erzurum'dayım. Şu anda İspir'de bulunuyorum. Hazırlandım, yola çıkacağım. Şöyle de güzel dağların içinde çok hoş bir yer. Bugün İspir 7 göllere doğru süreceğim motorumu. Yaklaşık 3300 rakımlarda bir yer. Aynı zamanda bugün şöyle bir şey var. Trans Euro Trail diye bir rota vardır. Dünyanın Avrupa tarafından başlayıp sonrasında işte Türkiye'nin, Gürcistan'ın vesaire dahil edildiği bir rotadır burası. TET rotası denir. Motorcular için çok özel rotalardan bir tanesidir. Ama şöyledir. Offroad içerir genel anlamda ve yer yer zorlukları vardır. Türkiye'de bu rotayı belirleyen arkadaş da Fatih adında bir arkadaştır. Kendisiyle henüz yüzle görüşmedik. Ama bizler için bu rotayı kendisi hazırlıyor ve gerçekten güzel rotalar seçmiş durumda. Bugün o rotaya girmiş olacağız aynı zamanda. Yedi göller kısmı o TET rotasında da var. Sonrasında da birkaç TET rotasına daha gireceğim ben. Onlara da sonra bakacağız ama şu anda saat 11. Muhteşem bir hava var. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. O kadar şansıma denk geliyor ki yani ben şu anda buralardayken yağmursuz, temiz, güneşli ve sıcak hava bulma şansı normalde çok düşük bir şans ama gerçekten çok şükür Rabbime birkaç gündür gerçekten çok güzel bir hava var. Bugün de bu havayı değerlendireceğim. Yedi göllere doğru süreceğim. Motorumu akşamleyin şöyle içeriye koymuştum ben. Yani takip sistemi vesaire üzerinde motorla alakalı bir şeyden korkmuyorum. Sadece ben eşyaları üstünde bıraktığım için dışarıda bırakmayayım diyorum. Buralarda güvenlikle alakalı sıkıntı genelde olmuyor ama ben en azından eşeğimi sağlam kazığa bağlamış olayım. O zaman şimdi yola çıkalım, yedi göllere doğru sürelim. Çekme. İner mi sence? Aşağısı kurtarır mı? Ha? Sıkıntısız. O zaman dünkü gibi yapacağız. Evet. Çok tatlı bir yer ya bura. Erzurum İspir. Dün akşam şurada Sultan sofrasında yemek yedim. Şurası da İspir Kalesi oluyor, şu yukarısı. Haydi bakalım, bismillah. Şimdi zorlu TET rotasına giriyor olacağım. Normalde şu anda benim girdiğim rotayı Google Maps'e hesaplattığında 7 göllere gitmek için bu yoldan göstermiyor. Direkt hesapladığı yer Bayburt tarafına doğru birazcık geri döndürüp ondan sonra yukarıya ana yola veriyor. Sonrasında bir yere kadar veriyor. Sonra yürümek zorunda kalıyorsun gibi bir şey oluyor.
Ama bu TET rotasında son böyle o 7 gölleri görebileceğin yere kadar gidebildiğin bir rota vermiş oluyor. Tabii ki bu rota bir yerden sonra, şu anda mesela bu yoldan gidiyoruz, bir yerden sonra bu araziye dönecek. TET'çiler için söyleyeyim, arazi aracıyla da girmek isteyenler olabilir. Ama tabii arazi aracına ne kadar uygun ne kadar değildir, onu öncesinden araştırmak gerekiyor. Çünkü motor birçok yere çok daha rahat bir şekilde girebilir. Bu TET Trans Euro Trail dediğimiz olayın bir uygulaması da var. Nasıl ulaşabiliyorsunuz bu TET rotalarına? İnternet sitesi de var. TET, yani Trabzon Edirne Trabzon diye yazdığınızda da ulaşabiliyorsunuz. Aplikasyonunu indirdiğinizde sadece Android telefonlarda yalnız çalışıyor onun rotası, ya da sadece GPX olarak uzantısını internet sitesinden indirip dediğim gibi o rotayı sadece GPX uzantılı olarak indirip işte Maps.me ya da işte farklı yerlerde bunu açabiliyorsunuz. TET rotası ile ilgili bulabileceğiniz kısım böyle. Aynı zamanda bir Instagram hesabı da var TET Türkiye'nin. Dediğim gibi Fatih diye bir arkadaş yönetiyor bu TET şeyini. Gönüllü olarak yapılan bir şey bu tamamen. Dolayısıyla herhangi bir sorunuz vesaire olduğunda TET Türkiye Instagram hesabından da yazıp bilgi alabilirsiniz. Bakalım. Orayla ilgili, o yolla alakalı hiç bir video falan göremedim. İnternette videonun sonunda yaptığım yolun detaylı açıklaması Maps üzerinden görüntüsü olacak. Muhteşem bir yücelik, şuraya bak. Resmen kendimi şu an bu yolların ilk yapıldığı, hatta asfaltın falan olmayıp yani bu yolların böyle eskiden beri açıldığı zamanlardaki anı yaşıyormuş gibi hissediyorum. Böyle dağların arasından yol yok. Tamamen dağların arasından gidiyorsun yani. Bu kadar tatlı bir şey yok. Ay, tırmanasın gelir. Yalnız şu böyle dağların arasından böyle bir su geçer de etrafında böyle bir anda yeşillik olur ya. Çok hoş bir şey ya. Bak mesela tamamen kayalık, bakir ama burada böyle bir şerit geçiyor çünkü orada nehir var. Çoruh Nehri. Söyledim mi? Söylememiş olabilirim. Çoruh Nehri. İlk başta gördüğümüz yer Çoruh Nehri'ydi. Buralardan tabii bak duvarı bile kıracak şekilde heyelan oluşuyor. Vay, bugün güne çok keyifli başladım. Bunun günün bu kadar güzel, açık ve güneşli olması da tabii ki de en büyük etken. Havanın insan üzerinde olan etkisi yadsınamaz bir şey. Soğuk illaki, şu anda bugün 15 derecenin altında buralar güneş olmasına rağmen. Rakım olarak da bir tık yüksekte de olduğu için, yani güneş yakın ama soğuk da yani. Hani böyle o soğukla beraber güneş seni yakıp kavuruyor gibi bir şey var. Ama olsun, soğukla bir şekilde başa çıkarsın. Hani yağmur falan olmasını sevmiyorum ben sadece. Ve güneşli olsun ya, hava kapalı olmasın. Böyle soğuk da olsa güneşli olsun, benim için sıkıntı yok. Bir dakika, ben yolu mu geçtim? Bir yerden dönmem gerekiyordu. Şu yol gösteriyordu. Geri dönüyorum o zaman. Şurası Güllübağ Barajı. Yedi Göze Yeşilyurt Düzköy, aynen. Mor Yaylaya, bak sıralanışı öyle. Mor Yaylaya kadar bu yoldan devam edeceğim. Yeşilyurt Düzköy üzerinden Mor Yaylaya devam edeceğim. Evet, girdim rotaya. Biraz zor oldu açması. En son dedim ya, hani farklı böyle uygulama üzerinden açman gerekiyor iPhone olduğunda.
Maps.me'den bağladım. Ama onda da çok sağlıklı olmuyor. Yine de sıkıntı yok bir şekilde. Oldukça virajlı yollardan devam ediyoruz. Öndeki aracın balataları yanmış. Kokuyor. Benimki olmadığına göre. Arabanın içinde adam var. Ben geçseydim muhteşem olacaktı biliyor musun abicim? Ay çok güzel renklere bak. Böyle kırmızılar, aralara sarılar, yeşiller. Abi ben geçsem mi ya? Abi bir dur da bekle de geçeyim daha. Aa, garipsiniz ha. İzin verdi zannettim. Devam ediyor. Şuraya bak. Allah ne güzel yaratıyor ya Rabbim. İrtifa yaklaşık İspir tarafındayken hani max böyle 1000 falandı. 1000 metre civarıydı. Şimdi yavaş yavaş yukarılara doğru tırmanıyoruz. En sonunda işte sabah dediğim gibi 3300'lere falan varacak. Yedi göllerin oraya gittiğimizde vardığımız yolun irtifası. Bugün günlerden pazar. Saat şu anda 12. Aa, bakışımı kaçırıyordum. Çok güzel değil mi? Bak yukarıya çıktığımızda bu yolu şöyle aşağıdan görebileceğiz muhtemelen. Oo patlıyorduk oo. Vallahi iki gündür Transalp'i öveceğim ama hakikaten çok keyif veriyor ya. Alıştıkça daha da keyifleniyorum. Honda Türkiye'ye bu sponsorluğundan ötürü bu yolculuğu, bu keyifli yolculuğu böylesine keyifli bir motosikletle yapabilmeme katkıda bulunduğu için teşekkür ediyorum. Muhteşem ötesi be. Aa, inanmıyorum. Aa, açık değil mi? Şunlara bak. Sizi yerim. Aa, şey. Ama gerçi bir dakika lan bunlar o burada yaşar mı? Bunlar keçi olmasın şimdi ben bu kadar heyecan yaptım. Böyle dağ keçisi oluyor. Ay bir muhteşem ötesi bir manzara. Yemin ediyorum bütün dünya ayaklarımın altında şu anda. Ama yolda dikkatli olmak lazım. Yukarıdan sürekli bir şeyler düşüyor. Oy 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 oy. Çok güzel be. Hey maşallah şu renge bak. Abi çıldıracağım şu anda. Ya keşke şu anda burada olabilseniz. Çok güzel. Burada yolun solundan gidiyorum. Kontrollü bir şekilde gidiyorum. Demeyin ondan sonra. Aa, yolun solundan gidiyor. O kadar yollarda sürüyorsun. Nereden gideceğini bilmiyorsun falan demeyin yani sonra. Ho ho!
Abi çok güzel. Daha yukarıda var mıdır acaba duracak bir yer? Orada mı dursam, burada mı dursam? Her yerde durasım geliyor. Bu ne ya? Yolun da ortasında duruyorum işte. Üf! Üf! Hey maşallah. İnanılmaz bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bak arkasında o kadar net durarak... Dur yavrum. Heyecana gerek yok. Arkasında o kadar rahat durarak söylüyorum ki bak gerçekten bu his var ya, anlatılabilecek bir his değil. Kesinlikle anlatılabilecek bir his değil. Şu anda o kadar güzel ki gerçekliğine gözlerine inanamamak tabiri böyle bir şey. Yani bu böyle bir şey. Abi yola çıkın ya. Vallahi bak. Dur bununla ilgili bugün konuşacağım birazcık gerçekten. Çünkü bu herkesin yaşaması gereken bir şey. Herkesin herkesin hak ettiği bir şey bu, biliyor musun? Şu noktada masa başında çalıştığım her gün için üzülebilirim yani. Tabii onlar da beni buraya getiren şeylerdi falan ama bunu hak ediyorsunuz ya. Bunu hak ediyorsunuz yani. Konuşamıyorum artık. Ağlamadan konuşamayacağım çünkü. Manzaranın etkisi, tepkisi herkes de aynı olmayabiliyor. İçinde yaşadığın şeylerle, senin duygularınla, çalkantılarınla da alakalı olabilir, oluyor genelde çok yoğun olduğu zaman. Bunu çok fazla böyle dillendirip bir şeyleri ispat etmek amaçlı açıklama derdinde değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bak doğayı muayeseven her insanın böyle bir manzara görmeye hakkı var ve gerçekten o kadar zor değil, o kadar uzakta değil, o kadar imkansız değil. Bak ben şuraya oturacağım. Düme de batacaklar ama en bakımsız halimle konuşmayı yapacağımı düşünmezdim ama ben İstanbul Teknik mezunuyum. 5 yıl üniversite okudum. Öncesinde de herkes gibi kendi mesleğime ulaşmak için bütün gençliğimi heba edenlerdenim. Çok şükür ki ben İşte okurken vesaire üniversitemi okul dışında çok çok fazla şey yaparak geçirdim. Birçok sosyal aktivite, müzik, sanat, gezi anlamında birçok fazla şey yaptım. Böyle full okul odaklı giden insanlardan değilim çok şükür. Sonrasında işe başlayacağım zaman en çok korktuğum şeylerden bir tanesi sabah 8 akşam 5 mesaili ve standartlaşmış bir hayatı sürdürmekten gerçekten çok fazla korkuyordum.
çantamla iş yerine gidip hafta sonları kampa kaçıp bir şekilde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyordum kendim için. Fakat bir noktadan sonra yine olmuyor, yine olmuyor. Sen kendi hayatını, sağlığını, zamanını başkası için harcıyorsun, harcıyorsun fakat kendine sürekli hep yorgunluk kalıyor. Ben işi bıraktım, yani istifa ettim korona döneminde. Benim için kolay bir karar değildi aslında. Çünkü çok iyi bir üniversiteden mezunsun, yıllarını vermişsin, güzel giden bir kariyerin var. Çok iyi yerlere geleceğimi biliyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyi bir anda böyle elinin tersiyle itebilmek kolay bir şey olmuyor. Bu şekilde bir hayat geçirmek kolay da değil. Hem maddi hem manevi anlamda kolay da değil. Hep uzun ve zor şartlar altında yapılan yolculuklar ve yollar. Bazen ben de şey demiyor değilim. Mesela özellikle aynı üniversiteden mezun olduğumuz, aynı yerlerde çalıştığımız insanların nerelerde çalışıyor olduğunu, işte ne kadar maaş alıyor olduğunu falan biliyorsun ya. Ama ben bundan vazgeçmişim. Bir ekipman almayı tamamlamak için vesaire falan uğraşıyorsun, ediyorsun. Ne kadar para kazanabileceğimi biliyorken, gerçek manada bir gelirin olmuyorken böyle bir şeyi yapmaya çalışıyor olmak gerçekten o anlamda da kolay değil. Hindistan sürecinde ne çektiğimi bir ben, bir Allah, bir de Pierre bilir. Ama düşünüyorum da iyi ki buradayım ya. İyi ki 40 bin 50 bin bir maaşa bir yerde kendimi paralamıyorum. O yüzden de diyorum ki herkes bunu hak ediyor. Ya şu anki yaşadığım duygu var ya, bunun tarifi asla yok. Bunun değeri biçilemez. Dolayısıyla bir anda böyle 6 aylık bir tura çıkmak zorunda değilsin. Küçük küçük başlayabilirsin. Kamplara gidersin, kendini alıştırırsın. Motosikletle çıkacaksan ve kullanmayı bilmiyorsan yavaş yavaş buna alışabilirsin. Her şey bir anda değil, benim için de her şey bir anda olmadı. Ama gerçekten istiyorsan bunun bir sonu yok ama bunun bir başlangıcı var. Ya yapın ya, gerçekten hani bazen bazı kararları vermek çok zor olabiliyor. Ben böyle bir karar verebildiysem, bütün başarılı giden bir kariyerimden vazgeçebildiysem, böyle dağlarda, taşlarda, böyle yerlerde sürünmek için vazgeçtiysem, olmayacak diye bir şey yok ya. Olur gerçekten. Çaba sarf ettiğinde, kendini kanıtladığında, bir şey yaptığında, sadece maddi kısmı düşünmeden. Benim şu anda sponsorlarım varsa, ben bir önceki seyahatlerimde kendim bir şey yaptığım için, kendimi ispatladığım için aynı zamanda var. Ama gerçekten hayalinin peşinden koşup keyifli olarak gidebiliyorsan, buna tutunabiliyorsan, bu cesareti ve bu inancı gösterebiliyorsan, hayat, Allah seni bir şekilde çok güzel yerlere getiriyor en sonunda. Gerçekten o kadar müteşekkirim ki, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yolculuğuma ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Burada bir köy var. Haritada göstermiyor neresi olduğunu. Ama muhtemelen girişte yazar. Çok tatlı bir yere benziyor yalnız ha. Ya aşırı güzel bir yol. Ha Betül, şuraya bak. Ayı mı lan onlar? Allah. Giriyordum ha. Uy, kalbim çıktı. Şuraya bak, çok tatlı bir yer. Korkulu gördün mü? Buranın ismi ne acaba? Düzköy. Ha, burası Düzköy oluyor. Burada inekler ne keyiflidir ya. Her yer senin. Değil mi? Oh maşallah, semirmişler bile. Nedir ya?
Şu rengin mükemmelliğine bak. Çok güzel be. Tam böyle sonbaharın dibini görüyorum şu anda. Böyle yapraklar doluşuyor ya, bak şurada çok güzel bir manzara olacak muhtemelen. Aşağıda görüyor musun şurayı ya? Muhteşem ötesi. Çok güzel be. Rüzgarın sesi, suyun sesi birleşiyor. Allah Allah, dur. Bir köye girdim ama galiba yanlış yere girdim. Rotadan ayrılmış olabilirim. Mor yayla oluyor sanırım burası. Ha, yok yanlış oldu galiba ya. He? Yedi göller anıtı. Evet. Yanlış girdim değil mi buraya? Oradan aşağı gidebilirsin, ana yola gidiyor oradan. Dümdüz devam edeyim aşağıdan. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Bak yaşıyorlarmış burada hala. Şuradan geldim değil mi? Ha. Kat kat giyindim. Hani rüzgar her ne kadar güneşli olsa bile hava serin oluyor, rüzgar oluyor motorun üzerinde diye kat kat giyindim. Piştim vallahi hareket ederken yani. Çünkü bayağı bir kat kat giyindim. Yoldan direkt sapmadan dümdüz yolu takip etmeye devam ediyormuşuz. Şu TED rotasında gösterdiği yol buraya geliş yolu olarak gösteriyor. Bir başka yoldan geliyor çünkü buraya. Ha, buradan sonra artık tamam araziye girdik. Hadi bakalım bundan sonra ak koyun kara koyun, hadi bakalım. Allah. Yedi göller sola. Of çok güzel be. Buraya kadar sıkıntısız bir yol fakat buradan sonra birazcık dikkatli olmak gereken bir yol. Islanmış ha buralar. Yuvarlı çekirge. Allah. Motoru
yatırmamam lazım. Yatırırsam asla ve kat'a buradan. Oh, çok şükür. Hadi bakalım 360'ı bugün kırmazsam iyi. Konuşamıyorum, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Abi mal mıyım lan ben bu tarafa girdim? Dönüşü var. Ha! Gidiyor! Ha! Düşmemem lazım. Tek başınasın, hala düşemezsin. Ay bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Of. Of, çok terledim. Of. Daha ne kadar kaldı la? Dinlenmem lazım. Yaparsın. Yaparsın güzelim. Bismillah. Kaldı daha. Rakım 3000'lerde muhtemelen, daha da birazcık daha gidiyor yol. Şuradan gideyim. Daha da çıkıyor yani. Çıktıkça bir 300 metre daha çıkar muhtemelen. Şu anda 300 desek 3300 çünkü görünüyor max o yükseklik.
böyle sakin sakin, tatlı tatlı, sıkıntısız inşallah. Ben buraya çıktım da niye çıktım? Neden çıktım? Ben buradan nasıl ineceğim lan? Ya emin miyiz lan 7 tane göl olduğundan burada? Ulan Fatih! Aa, ben çıktıkça çıkıyorum, çıktıkça çıkıyorum. Bura bitmiyor. Geldik mi? Başım dönüyor. Dinlen yavrucuğum. İkimizin de çok dinlenmeye ihtiyacı var şu an. Seni birazcık daha yokuşa almam lazım. Ayaklarım tutmuyor.
çok soğuk. İlk geldiğimde güneş vardı fakat artık bulutlanmaya başladı. Hava kapanıyor. Ve burası aşırı derecede rüzgarlı. Efsane bir manzara. Dillerin tutulacağı tarzda bir manzara. Yolu gerçekten çok zordu. Şöyle zordu. Arabayla, normal arabayla girilmez. SUV tarzı yüksek jiplerle girebilirsiniz. Motosiklet açısından da buraya gelmek istiyorsanız, benim gibi ağır bir motorla, hele ki tek başınıza geliyorsanız, iki sefer değil, 3-5 sefer düşünün. Onun dışında daha küçük cc'lik bir motorla, ne bileyim 250 cc'ye mesela CRF ile buraya geliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Motoru kaldırabiliyorsanız zaten sıkıntı yok. Hele de yanınızda birisi varsa hiçbir sıkıntı yok. Gayet kolay yollar. Fakat dediğim gibi büyük motorla, ağır motorla motoru kaldıramıyorsanız 3-5 kere düşünün yani. Fakat gelirseniz de efsane güzel manzaralar var. Şu anda burada tek başımayım. Nasıl döneceğimi asla bilmiyorum. Çünkü iniş her zaman için daha da zordur. Çünkü genelde tırmandım. Bir Allah'ın kulu yok. Allah'la baş başayım şu anda koca dağda. Arada böyle yukarıda kartallar falan işiyor, uçuyor. Kendimle gurur duyuyorum ya. Gerçekten. Güneş daha fazla gitmeden ben tekrardan yola çıkayım. Yola çıkmam lazım. Bismillah diyorum, yola çıkıyorum. Umarım sağ salim bir şekilde tekrardan aşağıya inebilirim. Haydi bakalım. Dönüşe başlıyorum. Birazcık dinlenince iyi geldi. Gerçekten buraya vardığımda biraz böyle tedirgindim. Çokça tedirgindim. Şu an tekrardan o cesaret geldi. Çok şükür. İnşallah kazasız belasız devam ederim. Hava çok soğudu yalnız. Ellerim buz kesti. Şu taraftan bineceğim. Biraz eğik var çünkü. İnşallah unuttuğum ettiğim bir şey yoktur. Buraya bir daha gelemem çünkü. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Turuncu takip. Bu arada Instagram'dan paylaşmıştım bugün. Şu anki canlı konumumu Instagram'dan arkadaşlar takip ediyorlar şu anda. Link üzerinden nerede olduğumu falan. Of, bismillahirrahmanirrahim. Ha, turuncu takip arıyor. Ne oluyor lan? İşte şu dönüşler birazcık sıkıntılı olacak. Aşağı inmek yukarıya çıkmaktan bir tık daha zordur her zaman için. Hindistan'da böyle yolları çok fazla yaptım. Fakat altımda 200'lük hafif bir motor vardı. Haydi bakalım arka tekeri, freni öldürmeden inebilecek miyim? Şu yola bak. Şu kısımlar biraz fazla şeydi. Al işte. Ulan böyle de durduktan sonra gerçekten sıkıntılı oluyor ha. Bir de sürekli aşağıya ya. Of, muhteşem bir manzara ya. Allah. Allah. Bismillah. Allah'ım ne olur. Ne olur Allah'ım.
Dur. Şuradan dönmeye çalışayım. Ay, sola dönüşler daha rahat da sağ dönüşlerde biraz sıkıntım var benim. Genel anlamda herkesin de öyledir. İşim gücüm yokmuş, bir de seninle uğraşıyorum ha. Kayıyor ya. Arkaya şey takıldı. Büyük bir taş vardı. O mu geldi? Evet. Aa, gel kuzum. Gel ablana. Ah, daha beter oldu. Ah, ayağıma kramp girdi. Taş oradan olmam. Umarım motor kaymaz ha onu alınca. Motor üstüme düşmez inşallah. Ayağımla varacağım. Allah! Ay! Allah'ım.